Bismillahirrahmanirrahim. İki tane mushaf programını tanıtmak istiyorum. Bu programlar birbirinden faydalı ve birbirinden kullanışlıdır. Evvela İngilizce ve Arapça dil desteğinde sadece hazırlanan ve Avrupa'daki kardeşlerimiz tarafından bizlere istifademize sunulan mushafı tanıtmak istiyorum. Bu mushaf tecvidli mushaftır ve mushafın şöyle okuma kısmında, burası kıraa kısmıdır, bir de tilavet kısmı vardır. Kıraat kısmında tekbir, yani büyütme özelliği var. Sayfaya bastığınızda şöyle sayfa büyüyor. Fareyle, fareyi oynatarak sayfayı şöyle aşağı otomatik getirebilirsiniz. Ya da farenin sol tuşuna basarsanız bir kere, şu an durdu. Artık onun oynatılması şöyle sizin sağa sola çekmenizdedir. Bu şekilde rahatlıkla okunabilir bilgisayarda. Çift tıkladığınızda geri gider. Ve şurada sayfa numarasını yazarsanız, işte mesela 80 yazdığınızda İzheb diyorum, 80. sayfaya gidiyor. 78 şöyle 79-80. Şuradan da sayfa atlayabilirsiniz ya da şu köşeye çift tıklamak suretiyle yine sayfa atlama yapabilirsiniz. Şimdi şurada tilavet kısmını göstermek istiyorum. Tilavette seçtiğiniz mesela Muhammed el-Husari, onu seçmişim. Siz başka bir okuyucu seçebilirsiniz. Bu okuyucu seçtiğinizde şurada indirme kısmına basarsanız indirir. Hangi okuyucu sevdiğinize karar vermek için şurada oynatma, yani her biri tek bir ayeti oynatma şeklinde dinleyebilirsiniz mesela. Bir diğeri. Evet, yani böyle. Hangisi size hoşsa onu seçersiniz. Bu tabi Hafs rivayetidir. Diğer rivayetlerdeki okuyucular da buradadır. Mesela rivayetu işte Kalun, rivayetu Ed-Devri gibi böyle başka rivayet okuyuşları da vardır. Tercüme kısmında ise yani tercümetu İşte Azerbaycani dilinde vardır. Tabi Türkçe yok. Yani bunlar okumadır. Şöyle bir tane deneyelim. Allah'ın huzuruna kaytarılacağınız günden korkun. Tabi bu Azerbaycan dilindeydi. Yani Türkçe dili henüz eklenmemiş. Bu sayfanın şöyle, bu mesela mavi fonlu bir mushaftır. Siz burada mushaf kısmına basarsanız, mesela beyaz, arkası beyaz mushaf, işte şu kenarları biraz pembeye yakın. Yine farklı farklı mushaflar var. Hangisini isterseniz, tahmilul mushaf derseniz o mushafa geçebilirsiniz okumada. Mesela bu çok eski bir mushaf modeli. Evet, mesela bir tane ben açayım. Şunu da arka fonu mavi fonludur. Bir de şöyle yeşil fonlu mushaf da vardır. Bunu ben indirmişim. Feth dediğimde şurada naam diyorum. Bu Diyanet'in programıdır arkada çıkan. Evet, yeşil fonlu mushafı açtım. Sağ taraftaki menüde rahatlıkla mesela Hud suresine bastığınızda Hud suresine gider. Bakın suret-i Hud. Şurada Kabe resmi simgesi var. Bir de Medine Mescid-i Nebevi simgesi. Yani medeni ve Mekki olduğunu gösteriyor. Şöyle cüzlere de mesela 22. cüze bastım. 22. cüze gitti. Şöyle el cüz 22. Burada cüzler, burada surelere gidiş var. Burada da sayfaya, hangi sayfayı isterseniz ona gidebilirsiniz. Bir diğer özellik, işte arka fonu mesela değiştirebilirsiniz. Örneğin buraya bastığınızda arka fonunuzda Medine-i Münevvere olacaktır. Muvaffak diyorum. Tabi yine yeniden başlaması lazım programın. Bu arka plandır, yani bakın arka tarafı
değişti. Medine-i Münevvere oldu. Burada da yine şu çizgiyi çekerek sayfaları hızlı bir şekilde atlayabilirsiniz. Tefsir kısmı var bakın şu aşağıda, şurada. Tefsire basarsanız mesela Celaleyn tefsiri var örneğin. Bir ayete bastım. Şurada tefsir kısmına basınca Celaleyn tefsiri şurada. Celaleyn tefsirinde işte normal tabii bu henüz Türkçeyi mesela Türkçe eklemek istiyorsunuz örneğin tercüme kısmında. Buraya basıyorum. Türkçe tercümesi Diyanet İşleri'nin var. Bunu seçip muvafık diyorum ve Türkçe tercüme de geldi. Artık bastığınız ayete şuna basarsanız hemen onun mealini verir. Tefsir kısmında da Celaleyn var. Başka tefsirler de var. İbn Kesir mesela. İrab-ı Kur'an da var. İşte örneğin İbn Kesir'i seçtikten sonra muvafık derseniz bu sefer İbn Kesir'in tefsiri çıkacaktır her seferin. Tefsir şu soru işareti kısmıdır. Bakın İbn Kesir'in tefsirinde soru işaretine bastığınızda gelir. Bu tefsir tercüme kısmıdır. Şurada ayete okuma yaptırabilirsiniz. Evet. Burada ise ayeti kopyalayacak şekilde kendinize hazırlayabilirsiniz. Son bir özelliği daha ben göstermek istiyorum. O da şudur. Örneğin şu ayeti bir kere bastığınızda şurada kopyala var. Kopyala dediğinizde tabii siz de ilk kopyalama yaptığınızda bir indirmeniz gereken bir dosya olacak. Onu indirin. Kopyalama dediğinizde bakın isterseniz fotoğrafını kopyalayabilirsiniz. İsterseniz sadece ayeti kopyalayabilirsiniz. Mesela ben fotoğrafı kopyalayacağım. Arka fonu da örneğin yeşil olacak. Şöyle yeşili seçtim. Sure. Neshu suretil ayet. Kopyala dedim. Şimdi bunu Word sayfasına götüreceğim. Şurada bakın. Word sayfası tabii bu şu anda resmi yapıştırmadı. Şöyle. Kopyala. Suretül ayet. Ayetin fotoğrafı dedim. Şöyle. Ayetin fotoğrafı normalde yapışması gerekiyor. Evet. Bunu seçtim. Yani ayeti kopyalama özelliği şimdi çalışmadı. Normalde çalışıyordu. Belki sizde çalışır. Yani bu resmi sureti kopyalıyordu. Burada ayeti kopyalamaya bastığınızda ise normal yazı şeklinde kopyalıyordu. Bakın yazı şeklinde kopyaladı. Ama suret şeklinde onu da yapıyordu. Bir daha bir deneyelim. Yok suret şeklinde kopyalamasında şimdi bir hata veriyor. Onu herhalde yapmayacak. Evet. Bu kopyalama özelliğidir. Kopyalama özelliğinde birkaç ayeti beraber kopyalama özelliği var mıdır diye baktım. Yoktu. Yani böyle birkaç ayeti seçip kopyalamak istediğinizde tek tek kopyalamanız lazım. Onu söylemiş olayım. Program genel itibariyle böyledir. Burayı şöyle gizleyebilirsiniz. Okuma esnasında. Ha, programın bir diğer zayıf tarafı o da şudur. Yani bu tilavet sayfasıdır. Tilavette mesela dinlemek istiyorsunuz. Şöyle. Kale innemâ burada dinlemek istediğinizde bu sayfayı büyütemiyorsunuz. Yani normalde burada büyüteç vardı. O büyüteç burada çalışmıyor. Büyüteç sadece kıraat sayfasında büyüteç var. Şu büyüteç. Yani bunu okuma sayfasında da keşke yapsalarmış. Okuma sayfasında da yani o okuyucu okuduğunda buradan bu büyük ekrandan takip olsaydı güzel olurdu. Programın bir eksiğidir. İleride bunu tamamlayabilirler. Programla ilgili söyleyebileceğim bunlar. Ben şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın programını tanıtmak istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın programı şudur. Şimdi burada
Tabii Türkçe olması önemli bir kolaylık sağlıyor. Mesela evvela burada okuyanı seçiyorsunuz. Okuyan kimi isterseniz onu seçebilirsiniz. Meal seçebilirsiniz. Diyanet Vakfı da var. Elmalı Hamdi Yazır da var. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın meali. Örneğin Diyanet Vakfı'nı seçtim. Hemen Diyanet Vakfı'nın meali sol tarafa geldi. Şöyle ayetleri, sayfaları buradan atlıyoruz. Üçüncü sayfa, dördüncü sayfa bu şekilde gidiyorsunuz. Beşinci sayfa mesela. Eğer burayı büyütmeye basarsanız sayfa büyüyor. Bir kere basmanızla وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً لَا تَعْلَمُونَ evet, bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın programıdır. Yani bunda bir sıkıntısı, ayet bitene kadar bu susmuyor. Durduramıyorsunuz. O var. Tabi burada sesi kısabilirsiniz. O ayrı. Burada yani ekran oldukça güzel, büyük bir şekilde istifade ediliyor ve okuyucu okuduğunda ekran bu büyük şekilde kalıyor. Diğer programa nazaran daha kullanışlıdır. Bu programın şöyle sure yerleri buradadır. Açılır menüdedir. Yine Hac suresi dediğinizde hemen Hac suresi geliyor. Neml suresi keza yine geliyor. Başka bir kolaylığı şurada. Kur'an sözlüğünde istediğiniz mesela örneğin mukabele ile ilgili bilgi alırsınız. Mushafla ilgili keza burada bilgiler var. Secavent nedir, sure nedir, tecvid nedir gibi böyle bir bilgilendirici bir kısım koymuşlar. Fihriste ise örneğin ahlaki yasaklarla ilgili ayetler, ölüm ve sonrasıyla ilgili ahiretin dehşetini anlatan ayetler. Ayete git dediğinizde işte ayete bu şekilde hızlı bir şekilde geliyor. Çok çok kullanışlı bir özellik bu fihrist kısmı gerçekten. Toplum düzeni mesela fitne ile ilgili bir ayet meali. Ayete git dediğinizde hemen o ilgili ayete gidiyor. Cüzlere buradan gidiyorsunuz. 9. cüzün başı. Burada elifba hizmeti de veriyor. Elifbayı öğretiyor. Hiç Kur'an okumayı bilmeyenlere. Tecvidi de şuradadır. Elifba yukarıda, tecvid burada. Tecvidi de öğretiyor. Meddilin mesela. Meddilin. Yani Lin harfinden sonra. çok kullanışlı gerçekten. Çok güzel hazırlanmış. Bunu isterseniz yazıya çekebilirsiniz. Bakın yazıya çekiliş halidir. Bunu yazıcıdan çıktı alabilirsiniz. Ben bu simgeye tıkladım geldi. Ana menüye git dediğinizde yine ilgiyle gelir. Zamir. Buradan şöyle İdga. yani buradan ben tekrar Mushaf'a gitmek istiyorum. Mushaf'a gitmek için bir yer yok. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın programında da böyle bir sıkıntı var. Yani bu elifba kısmına gelince artık gidemiyorsunuz bir daha. Programı bir daha çalıştırmamız gerekiyor. Şöyle. Evet buradaymış. Program burada. Seslendirmeler de vardır. Yani birkaç seslendirme vardır. Bunları istediğinizi seçebilirsiniz. Davut Kaya. Yani bunlar tabi içinde seslendirmede hepsi vardır. Sadece isimleri burada. Onların kısa bir hayatı verilmiş. Bu şekilde Kur'an kütüphanesi özelliği çalışmıyor. Bunu da tıklamış oldum. Program bu. Şurada son bir özellik. Buraya bastığınızda sayfa düzeni. Mesela mealle Arapçayı seçerseniz sol tarafa meal, sağ tarafa Arapça gelir. İşte Arapça seçerseniz işte mesela 160. sayfa, 161. sayfa bu şekilde olur. Bir tane daha işte sadece Arapça seçtiğinizde budur. Ya da sadece meal seçebilirsiniz. Tefsir seçilebilir sadece. Tefsirde de Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an yolu o tefsir seçilmiş. Mealle tefsir yine şöyle tefsir evet tamamen tefsir
düzeni de var. Burada ise secde ayetleri gösteriliyor. İlgili ayete gidilebilir. Budur. Program genel hatlarıyla bir şekilde sade bir program, kullanışlı. Allah hayırlı, mübarek bir şekilde istimal etmeyi nasip eylesin.